Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir yazılı kampının standartını veriyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber harika bir yazılı provası yapacağız. Ondan önce ne yapacağız? Çok güzel bir konu özetimiz olacak. Konu özetinden sonra da 10 tane birbirinden güzel soruyu sizlerle beraber süper bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkes hazırsa arkadaşlar ne yapalım? Videomuza geçelim isterseniz. Müzik Evet arkadaşlar bugün günlerden ne dedik? 22 Ekim Cumartesi saatlerimizde 19.00'ı gösteriyor. Güzel bir cumartesi akşamından hepinize selamlar arkadaşlar. Tonguç Akademi ailesi olarak yazılı kampımızı mükemmel bir şekilde başlatıyoruz. Birinci dönem ilk yazılarından ve güzel bir not almak için de çalışmalarımızın startını veriyoruz. Güzel bir kamp olmasını temenni ediyoruz. Pazar günü yani 23 Ekim saat 19'da Türkçe ile fenle İnkılap İngilizce ve dinle beraber kampımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da seni sınavlara süper bir şekilde uğurlayacağız arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar sesimizden de anlaşılacağınız, anlaşacağınız gibi mutlaka fark etmişsinizdir. Sesimizde biraz çatallanma var. Niye? Çünkü birazcık arkadaşlar ne yaptık? Havaların biraz böyle şey olmasından dolayı üşüttük. Ve ama dedik ki arkadaşlarımız kesinlikle videosuz kalmasın. Eksiklerimizi giderelim dedik ve arkadaşlar yatağımızdan kalktık. İçtik arkadaşlar güzel böyle nane limonlarımızı bu şekilde ve ne yaptık? Sizlerin karşısına geldik ve eksiklerimizi gidermek için, sınavdan yüz almak için arkadaşlar yataklarda yataklara düşsek de hasta olsak da çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Tonguç Akademi sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Gerek pandemi döneminde olsun arkadaşlar gerekse yazıl döneminde olsun gerek LGS'de her zaman sizlerle beraber oldu. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki yazılara çalışırken çok güzel bir kaynağımız var. El kadar arkadaşlar bakın kalemin boyu kadar yani kalemden birazcık büyük dikkat ettiyseniz. E, bu kaynağımızda sevgili arkadaşlar neler var hemen bir matematiğe göz atalım isterseniz. Bakın matematikte arkadaşlar bilmemiz gereken kavramlar var. Mesela burada baktığın zaman evet birinci dönem birinci yazı. Kavramlar var. İşte asal sayı nedir? Asal çarpan nedir? üssü sayılarda çarpma bölme nasıl yapılır? Bunlardan bahsetmiş mi arkadaşlar? Bilmen gereken ufak noktalar da ne var? Burada bakın nasıl tarzlar gelir? Aralarında asallık nedir? üssü sayıların değeri nasıl? Üstünün üstü nedir? Bunların hepsini arkadaşlar ne yaptık? Burada sizlere mükemmel bir şekilde anlattık. Sadece birinci yazı değil. ikinci yazılı da içinde barındırıyor arkadaşlar. Ve sadece matematikten de değil. Türkçe e, matematik, fen, sosyal, İngilizce ve inkılap olmak üzere bütün derslerden... Bu arkadaşlar küçük kitapçığımız yazın notlarını aldığınızda çalışabilirsiniz. Mesela diyelim Samaleyin saat servis seni servisçi Ahmet amca ve Ahmet abi geliyor da dat, dat, dat korna basıyor işte hadi aşağı in falan filan diye iniyorsun ama saat 7'de alıyor seni. Okul 9'da başlıyor. 2 saat boşluğun var. Arkadaşlar ne yapacaksın? Kulaklarını takacaksın güzelce. Bir yandan böyle hafif müzik dinlerken bir yandan da arkadaşlar yazılı notlarına mükemmel bir şekilde çalışacaksın diyebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar dinamo setimiz var. Dinamo setindeydi. Bakın şöyle çok güzel bir set. İçerisinden arkadaşlar bütün branşların kaynakları çıkıyor. E ne yapacaksın sen de bunu aldığın zaman? Matematikten de köklü sayıların muhtemelen başına kadar olan kısımları arkadaşlar ne yapacağız? Çözeceğiz mesela bakın burada kare köklü sayılar ifadeler yani yaklaşık olarak arkadaşlar tam kare sayıları da katarsak 42'ye 43'e kadar bu çözümlemeleri yapabilirsiniz. Yani test 16'ya kadar muhtemelen hocalarımız soracaktır diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlar bu bilgileri bu yazılı notlarını hazırlarken sizler için gerçekten de bütün hocalarımızdan bilgi alıyoruz. Yani ee, ülkemizde 1 milyon 200 bin ele öpülesi öğretmenimiz varsa bunun yaklaşık 300 bini matematik öğretmeni ise ortaokul matematik öğretmeni ise arkadaşlar 300 binin 299 bin ile bizzat görüştük. Dedi ki sevgili hocam sevgili öğretmenim ne sorarsın matematik dedik ve arkadaşlar onlardan aldığımız tiyolarla beraber sizlere hem özetlerimizi hem de arkadaşlar ne yaptık güzelce 10 tane sorumuzu tam sınav tadında sınav ayarında arkadaşlar çok güzel ee, sorular hazırladık diyebiliriz ve alt tarafta da arkadaşlar isterseniz videomuzda tık 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 kaydırarak da istediğin bölümleri tık diye bulabilirsin e, diyebiliriz arkadaşlar diyelim ve hiç vakit kaybetmeden ne yapalım hemen videomuzun ilk bölümüyle sizleri ne yapalım ee, beraber başlayalım videomuza arkadaşlar ilk bölümümüz ne demiştik tabii ki ilk bölümümüz arkadaşlar güzel bir özet yani özetsiz sınav olmaz zaten çalışması sınav olmaz Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyoruz biz? De sizler için çok güzel bir özetler yapacağız. Mesela diyeceğiz ki hatta özetlerde arkadaşlar buradan soru gelir. Arkadaşlar ya da buradan kesin çıkar bölümleriyle ne yapacağız? Sizleri dikkatlerinizi buraya çekeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Evet çarpanlar katlarla 8. sınıfa bomba gibi başlamıştık arkadaşlar. Çarpan nedir? Çarpan bulma nedir? Onlardan bahsedelim. 48'in arkadaşlar çarpanlarını bulurken ne demiştik? Çarpımları 48 olan sayılara çarpan adını veriyorduk. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16. Ondan sonra geliyor 4 çarpı arkadaşlar. 12 gelir. Ondan sonra da 5 olmaz. 6 çarpı 8 olur. İşte 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 12'ye 16'ya 24'e ve 48'e 48'in çarpanları diyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra da böyle gökkuşağı soruları var. Zaman zaman kazanım tadında sorularda karşımıza geliyor. Hemen bu soruya bakalım. 54'ün arkadaşlar çarpanlarını yazmış. Dolayısıyla hemen bakalım. Bakın en baştakiyle en sondaki hemen 54'ü yazıyorum. 54'ü yazdığımda şöyle iki tane ayırıyorum. 1 çarpı 54 olduğunu söyleyebiliriz. 2 çarpı 54'ün yarısına olur 27. 3 çarpı olur mu arkadaşlar? 3 çarpı 18 olur tabii ki. 3 çarpı 18 4 olmaz 5 olmaz. 6 çarpı 9 da dersek arkadaşlar bu iş herhalde olmuş olur. Geliyorum. 1 çarpı en sondakine 54. Hep çarpımlara 54 vermesi gerekiyordu. 2 çarpı 18 diyebiliriz. Sonra 3 çarpı e, arkadaşlar pardon 2 çarpı 27 diyoruz buraya. Burası 27. 3 çarpı 18 diyoruz. Ve son olarak da 6 çarpı 9 diyerek ne yapıyoruz? Şurayı da daha netleştirelim şöyle güzelce. 27 olarak ne yaptık? 54'ün çarpanlarını bir gök kuşağı gibi dizdik. Bazen buradan şunu kapatıyoruz, şunu kapatıyoruz. Diyor ki mesela burada verilmeyen sayıları bulunuz diyor. Biz de ne yapacağız? Eşleştirme yoluyla eşleştirdiğimizde aynı bu yöntemle çarpanlar hep aynı sayıyı vereceğinden dolayı buradaki boşta kalan sayıları bulabiliyoruz. Bunu da dikkatli olun. Bu da genelde hocalarımızın sevdiği tarz sorularda karşımıza çıkıyor. Buna lütfen arkadaşlar dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sevgili arkadaşlarımızın notlarında, öğrenci notlarında ikinci bölüm asal çarpanlara ayırma. Yani normal çarpanlara ayırma bu. Asal çarpanlara ayırın derse asal sayıları bilmemiz gerekiyor. Asal sayılar en küçük asal sayımız arkadaşlar 2'dir. Ve sadece bir tane asal sayımız vardır çift olan o da 2'dir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Başka da çift olan asal sayı kesinlikle yoktur. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. Hatta 17 ve 19 da yazabiliriz. En büyük iki basamaklı asal sayımız arkadaşlar 97'dir. Buna dikkat edin diyelim. Şimdi en küçük asal sayı 2'den başlıyoruz. E çarpan e, asal sayıları yani bir sayıyı asal çarpanlara ayırmada sevgili arkadaşlar iki yöntem kullanılır bir tanesi tırt bir yöntem çünkü bu yöntem arkadaşlar genelde 6. sınıftaki çarpanlar katlarda çok kullanılıyor bizim uzmanlık alanımız yani 8. sınıfta bu bölen listesi veya e, bölen algoritması dediğimiz şu bölüm çok fazla kullanılıyor dolayısıyla şunu gösteriyoruz fakat bu asıl olan budur arkadaşlar dikkatinizi buna vermenizi tavsiye ediyorum. 2 çarpı neyle 2'yi çarparsak arkadaşlar 18 yapar? Tabii ki 9. 9'u ne yaparsam arkadaşlar çarpanı ayırsak 3 çarpı 3 olarak yazıyoruz. Ve geliyorum ne yapıyorum? Asal çarpanları bakın şurada bir arkadaşlar hokey sopası gibi ne yaptık yazdık. 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür arkadaşlar üstte olarak gösterirsek 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde de ne yapabiliriz yazabiliriz. Buraya bakalım ee, arkadaşlar. Burada da 60'ın asal çarpanlarına ayrılmış halini görüyoruz. Önce 2'den başlıyorum. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 1'i görünce zaten artık stopluyoruz. Ee, 60'ın asal çarpanları arkadaşlar nedir? 2 3 ve 5'tir arkadaşlar. Ve üst olarak gösterirsek 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diyoruz. Ve bu şekilde de ne yaptık? Asal çarpanlarına ayrılmış oldu sevgili 60 sayımız. Ben de şöyle bir kahvemden alayım arkadaşlar. Boğazımı yumuşatayım. Bu arada aman dikkat edin arkadaşlar sizde. E sınıflarımızda salgınlar olabilir. Ufak tefek böyle hastalıklar olabilir. Sınav öncesi hasta olmamaya gayret edelim ki eksik konularımız olmasın. Şimdi ikinci bölümde ne görüyoruz arkadaşlar? İkinci bölümde çarpanlar ve katlar bölü, e, konusundan EBOB ve EKOK nasıl bulunur? İki sayının EBOB'u nasıl bulunur? EKOK'u nasıl bulunur da ona bakacağız. İki sayının arkadaşlar ortak bölenlerine ne yapıyorum? İki sayıyı ortak bölüyorsa hemen yanına çok güzel bir yıldız koyuyorum. Bakın biz burada sarı bir yıldız koymuşuz. E, ortak bölenleri yıldız olanlar arkadaşlar bunlar ortak böldüğü için bunları çarptığımızda bu iki sayının en büyük ortak bölenini bulabiliriz. Yani EBOB'unu bulabiliriz arkadaşlar. Buraya kaç yaz? 6 yazdık. Buraya bakalım şimdi. Hepsine baştan aşağı çarparsak da ekokunu yani en küçük ortak katını bulmuş oluruz. O zaman çarpalım. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 8 kere 3 e, 24 24 3 çarparsak kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 72 olur. Yani hepsini çarparsak ekoku buluyoruz. Yani en küçük ortak katını buluyoruz. E, sadece arkadaşlar ikisini ortak bölen sayıları çarparsak eboplarını buluyoruz. Bunun yanında Aralarında asal sayıların arkadaşlar çok kolaylaştırıyor bu işimizi. Aman dikkat 4 numaralı bilgiye dikkat edin. Aralarında asal sayıların arkadaşlar. Aralarında asal sayıların ardışık sayıların arkadaşlar ardışık sayılar 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Yani bakın e, sayıların asal sayı olmasına gerek yok. 9 ile 16 asal değil asal değil ama birden başka ortak çarpanı veya birden başka ortak böleni olmadığı için 9 ile 16 aralarında asal. Ardışık sayılar, ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır arkadaşlar. 1 ile bütün doğal sayılar da yine aralarında asaldır. Yine arkadaşlar bunun yanında iki asal sayı yine garanti olarak asaldır. Mesela 13 ile 17 yine aralarında. Asaldir asaldır. Bunlara da dikkat edersiniz sevgili arkadaşlar. Aralarında asallık kavramına da ne yaptık? Değmiş olduk. Beşinci olarak çarpanlar katlar. Beşinci maddemiz ekokla ebobun çarpımı arkadaşlar. iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Mesela EBOB'umuz 12, EKOK'umuz da 24. E bu sayıların EBOB'ları ile EKOK'ların çarpımı nedir? Birbirine eşittir. Bu da arkadaşlar yine öğretmenlerimizin sevdiği maddelerden bir tanesi. Peki yine işimizi çok kolaylaştıran bir noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar birbirinin katı olan iki sayının EBOB'unu bulmana gerek yok. Çünkü birbirinin katı olan iki sayının EBOB'ları küçük olan sayıya eşittir. Ekokları da büyük olan sayıya eşittir. Ne yaptık? Bu bilgiyi size verdik. Mesela diyelim ki karşına şöyle bir sayı çıktı. işte 72 ile 144'ün sana işte EBOB'unu sordu mesela. Sınavda çıktı. E sen bunu hesaplayıp da zaman kaybedeceğine EBOB sorduğu için e hocam bunun EBOB'u 72 dersin. EKOK sorsaydı birbirinin katı olduğu için EKOK'u da 144 diyebilirdin ve zaman kazanırdın mükemmel bir şekilde. O zaman bu bilgiyi yenisi nesil sorularda da çok kullanıyoruz arkadaşlar. Dedik ki iki sayının birbirinin katı olan iki sayının EBOB'ları küçük sayıya EKOK'ları da büyük sayıya eşittir. Yine bu bilgiyi de sizlere paylaştık. Aralarında asal sayıların arkadaşlar. Bakın bunu da hiç hesaplamana gerek yok. Aralarında asal sayıların EBOB'ları yani en küçük ortak bölenleri. E bölen demek çarpan demek değil mi? Evet. O zaman iki sayının ortak çarpanı sadece ve sadece birdir. Yani aralarında asal sayıların EBOB'u birdir. EKOK'u ise Arkadaşlar bu sayıların çarpımına eşittir. Sakın ola sakın ola arkadaşlar hesaplamaya kalkmayın. Aralarında asal sayıların ekokunu çarpın. Direkt yolunuza devam edin. Aralarında asal sayıların çünkü ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Son olarak arkadaşlar EBOB ve ekok problemlerinde küçük parçalardan bakın küçük parçalardan daha büyük bir parça elde ediyorsak burada sayıların ekokunu alman gerekecektir. Küçükten büyüğe katlanarak gitmek ekok anlamına geliyor veya arkadaşlar büyük bir parçamız mesela nohut gibi pirinç gibi arkadaşlar ya da e, ağaç, dikme gibi sorularımız var. Bunlarda ne yapıyorduk? Bunlarda da küçük küçük parçalara böldüğümüz için burada da e, sayılarımızın EBOB'unu almakta fayda var. Sevgili hocalarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde e, EBOB ve EKOK problemlerinden kesinlikle bir soru veya iki soru gelir. Hani EKOK'tan bir tane, EBOB'tan bir tane gelebilir arkadaşlar. Tabi biz burada size bu bilgileri veriyoruz. Fakat arkadaşlar hepsi çıkacak diye bir şey yok. Biz 10 soruyu koyduk ama aralarda da neler gelebilir? nasıl arkadaşlar kısımlar gelebilir onlardan da seni ne yapıyoruz bilgilendiriyoruz hatta ne diyelim %100 bu sorulardan ekok ve EBOB problemlerinden soru gelir arkadaşlar diyebiliriz ve şimdi ne yapalım güzel bir şekilde devam edelim öğrenci notlarımıza yani sizin notlarınız arkadaşlar geldik üstü sayılara üstü sayılarda gerçekten e, 8. sınıfın baba konularından bir tanesi LGS'de de gerçekten çok büyük bir hacim kaplıyor diyebiliriz çok ufak tefek detayları var biz kısaca üstünden geçeceğiz arkadaşlar tek ve çift üstler. Yani eğer tabanımız negatifse bakın tabanımız negatif. Pozitifse zaten sıkıntı yok. Arkadaşlar mesela 3'ün 4. kuvveti. Hiç bakmana gerek yok. İşte atıyorum e, artı 5'in 2. 3. kuvveti. Bakmana gerek yok arkadaşlar. Çünkü tabanımız pozitifse üste bakmana gerek yok. Sonuç her türlü pozitiftir. Ama Tabanımız negatifse, o zaman gidiyoruz üst merciye, yani üstteki sayıya. 4 çift kuvvet olduğu için, o zaman ne yapıyoruz? Sonucumuz arkadaşlar, artı olur. 2'nin 4. kuvvetini olur. 16 olur. Ama tabanımız negatif olduğunda üssümüz tek sayıysa o zaman sonucumuz ne olacaktır? E, negatif olacaktır. 2'nin 3. kuvveti hop 8'i ne yaptık? Yazdık ve geçtik. Bir sayının birinci kuvveti e, sayının kendisine eşittir arkadaşlar. Bu kadar basit. E, birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir tabii ki. Sayının 0. kuvveti arkadaşlar aman dikkat 1'e eşittir diyebiliriz. Peki arkadaşlar hayatımızdaki eksiler hayatımızdaki eksiler ilkokuldan başlayarak şöyle kısaca özetlersek. Birinci eksimiz arkadaşlar neydi? Çıkarmanın eksi. 2. eksi 6. sınıfta öğrenmiş olduğumuz tam sayılarda negatifliğin eksisi. 3. eksiyi de şimdi öğreniyoruz. Bu eksilik nedir biliyor musunuz? Taklacı eksi. Yani bir üst sayının tabanın e, tabanda kuvvetinde eksilik varsa. Bakın kuvvetinde eksilik varsa. Bu bir çıkarma eksisi değildir arkadaşlar. Bu bir negatiflik eksisi değildir. Bu takla attıran bir eksidir. Taklacı eksi diyoruz bunlara. E, ve tabanı bakın 4 bölü 3 ya. Tabanı takla attırmaya yarar ve ortadan kaybolur. 4 bölü üçgen eksilik olduğu için takla attırdık. 3 bölü 4 yaptık ve kayboldu. Tabana takla attırmayı unutma. Mesela 2 üzeri Eksi 1. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun paydasında gizli 1 olduğu için ne yapıyorum? Takla attırıyorum ve hop birimi yazdım. Gördüğünüz gibi. Buraya bakalım. Burada sadece arkadaşlar takla attırmak yetmiyor. Bir de ikinci kuvvetini alacaksın. Hadi attıralım bakalım. 1 bölü 3 olarak taklamızı attırdık. Bakın eksilik kayboldu. Sonrasında da karesini alıyoruz. 1 bölü 3'ün karesi tabii ki herkes biliyordur. 1 bölü 9'dur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Geldik çözümlemeye. Çözümleme de arkadaşlar gayet kolay bakın virgülün sağındakilere ondalık kısım diyoruz ve ondalık kısımlar 10 on üzeri işte onda birler basamağı, yüzde birler basamağı binde birler basamağı. Onda birleri artık ilkokuldaki gibi virgülle göstermiyoruz arkadaşlar. Onda biri üstü sayılarda olduğumuz için üst olarak 10 üzeri eksi 1 olarak gösteririz. İkinci sayımız 10 üzeri eksi 2 üçüncü sayımız da 10 üzeri eksi 3 burası da arkadaşlar bakın 10 üzeri 1'den başlamıyor. Bütün öğrencilerimiz e, arkadaşlar birinci sayıya yani virgülün sol tarafındaki birinci sayıya 10 üzeri 1 ile başlıyorlar ve orada hata yapıyorlar. Aman dikkat diyelim. Birinci sayımız 10 üzeri 0 ile başlar. İkinci sayımız 10 üzeri 1 ile. Üçüncü sayımız 10 üzeri 2 ile arkadaşlar. Ne olur? Ee, olmuş olur. Buraya baktığımızda hadi çözümleme yapalım. 5 çarpı 10 üzeri 0 zaten. Burada 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burada 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ve 9 çarpı da 10 üzeri eksi 3 olarak ne yapıyoruz? Çözümlemiş oluyoruz. Buraya bakalım bir de kuvvetin kuvveti ya da üstün üssü kavramı vardı. 2'nin 5. kuvvetinin 4. kuvveti 2 üzeri bakın üstleri ne yapıyorum hop çarpıyorum ve 2 üzeri 20'yi buluyoruz. Bir de arkadaşlar taban benzetme vardı. Mesela 2'yi pardon 4'ü 2 tabanında benzetebiliriz. Mesela 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazarım. Eksi 6 zaten duruyor bir yere gitmiyor. Bunları da ne yaparız çarparsak 2 üzeri eksi 12 olarak ne yaparız yazabiliriz. Mesela arkadaşlar Diyelim ki 27 üzeri 3 diye ya da 20 üzeri 4 diyelim. Bak 27'yi ne olarak yazarsın? 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti olarak yazarsın. Buradan da kuvvetleri çarparsak 3 üzeri 12. Mesela diyelim 625 üzeri eksi 6 olsun arkadaşlar. 625'i görürsek 5'in bakın 5'in 4. kuvvet olarak yazarsın. Sonra -6 ile çarparsa buradan da 5 üzeri -24'ü süper bir şekilde bulmuş olursun. Zaten 2'nin arkadaşlar kuvvetleri olunca anlarsın. 2, 8 gibi, 16 gibi, 32 gibi, 128 gibi arkadaşlar sayılar 2 tabanında yazılır. E 3, 9, 27, 81, 243 gibi sayılar 3 tabanında. 5, 25, 125, 625 gibi sayılar da 5 tabanında yazılır diyelim arkadaşlar ve bu şekilde de ilk bölümü ne yapalım? bitirmiş olalım şöyle bir e, kahvemden bir yudum alayım ve arkadaşlar yolumuza mükemmel bir şekilde e, notlarımızdan devam edelim Tabii ki arkadaşlar üstü ifadelerde çarpma diye çarpma bölme diye bir şey anlatmıştık çarpmada üstlerin arkadaşlar tabanlar aynıysa üstlerin toplandığını ve sonucunda 5 üzeri 12 olduğunu söyleyebiliriz 2 üzeri 5'te 2 üzeri 7'nin çarpımında üstler toplanır ve 2 üzeri 12 olmuş olur. Buraya bakalım. Peki hocam üstler aynı ise tabanlar farklı ise ne yapacağız? Üstler aynı olduğunda arkadaşlar tabanları çarpıyoruz. 3 kere 5, 15 yapar. Ortak üstümüzü yazıyoruz. Yani mantık şu. Aynı olan aynı kalır arkadaşlar. Tabanlar aynı ise taban aynı kalır. Üstleri toplarız. Üstler aynı ise... Üstümüz aynı kalır tabanları çarparız arkadaşlar tamam mı? Yani aynı olan aynı kalır. Ne aynıysa onu aynen eşitliğin öbür tarafına geçiriyoruz. Taban aynıysa tabanı geçirdik. Üstler aynıysa üstümüzü aynen geçirdik. Bölme olduğunda arkadaşlar üsttekinden alttakini çıkartıyoruz. Üst, e, tabanlar aynı olduğunda bölmede üstteki, e, üstteki sayının üstünden alttaki sayının üstünü çıkartıyoruz. Ve buradan ne oluyor cevabımız 2 üzeri 3 olur. Tabanlar farklı üstten aynıysa o zaman tabanları birbirine bölüyoruz. Buradan arkadaşlar 5 çıkıyor üstümüze dokunmuyoruz. Şurada hemen bir şey anlatmak istiyorum kısaca. Arkadaşlar bazen şunlarda sevgili arkadaşlarımız şaşırıyorlar. Mesela diyeyim ki böyle olsun burası da eksi 2 olsun. Diyor ki mesela burada Aa hocam bölme yaparken üstleri birbirinden ne yapıyoruz çıkarıyoruz. Ama buradan cevabı 5 diyenler yanılıyorlar arkadaşlar. Çünkü 7 eksi eksi 2 olduğu için 2 eksi yan yana geliyor artı oluyor burası ne oluyor 3 üzeri 9 olur lütfen bu noktaya dikkat et arkadaşlar lütfen bu noktaya dikkat et e, tam sayılardaki 2 eksinin yan yana gelip artıya dönüşmesi olayı burada karşımıza geliyor diyebiliriz sonra geldik çok büyük ve çok küçük sayılar artı bilimsel gösterimi arkadaşlar 56 milyonu Bakın e, biz çok büyük bir sayıyı şöyle çok tatlı bir şekilde şu sıfırları bir yere toplayarak tatlı bir şekilde gösterebiliriz. 56'yı yazıyoruz kaç sıfır varsa onu da onun üstünde topluyoruz bakın burada. Buraya bakalım çok küçük bir sayıda ise virgülün arkadaşlar sağında kaç basamak varsa önce 346'yı güzel bir şekilde yazıyoruz. Sonra kaç basamak varsa... Küçük bir sayı olduğu için 10 üzeri eksi olarak gösterip eksiye de olarak ne yaptık? Yazmış olduk. Buna lütfen dikkat edin. Büyük sayılarda ne yaptım? Küçük sayılardan ne yaptım? E küçük sayılarda 10 üzeri eksi olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar burada da bakın e, değişimler var. Yani sayılar değişebiliyor. Aynı sayıyı birden farklı şekilde gösterebiliyoruz. Mesela 56 çarpı 10 üzeri 6'yı 5,6 olarak yazarsak yani sayımızı 10 kat küçültürsek arkadaşlar 10 kat küçültürsek o zaman burayı da ne yapmak zorundayım 10 kat yani bir kat arttırmak zorundayım. 10 kat arttırmak demek üssü bir arttırmak demektir zaten. O zaman ne olur arkadaşlar burası? 10 üzeri 7 olur. Buraya bakalım 0243 iken sayım bir anda arkadaşlar 2,43 olmuş. Bakın sayım 10 kat büyümüş. 10 kat büyüdüyse burası 10 kat küçülecektir. Ama buraya eksi 6 yazanlar patlarsın. Sınavda heyecanlı bir şekilde çıkarsın. 100 bekliyorum dersin. Şurada yapmış olduğun ufacık bir hata ne yapar? Sevgili arkadaşlar sıkıntıya sokar. Eksi 7 küçülürse ne olur? Eksi 8 olur. Eksi 6 olmaz. Buna lütfen dikkat et diyelim. Buradan da uyarmış olalım seni. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son bölüm. Artık sınavda çıkacak son bölüm arkadaşlar. Kara köklü sayılar. Kara sayılara baktığımız zaman tam kare ifadeleri mükemmel bir şekilde çok iyi bilmen gerekiyor. Tam kare ifadeler kesinlikle bu sınavda arkadaşlar çıkacaktır diyebiliriz. Yani öğretmenlerimiz kareköklerle alakalı çok fazla konu işlemediği için tam karelerle alakalı bir soru garanti var diyelim arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi tam kare sayıları iyi bileceğiz. Kaça kadar bileceğiz? Arkadaşlar 20'ye kadar isim, soy isim gibi bileceğiz. Kendi adımı, soyadımız gibi bileceğiz. Ama 20'den sonra da çıkmaz mı? Çıkar. Mesela 900 kimin karesidir? 30'un karesidir arkadaşlar. Mesela 576 kimin karesidir? 24'ün karesidir. İşte 625 kimin karesidir? 25'in karesidir. Bunları bileceğiz. İşte 324 kimin karesidir? 18'in karesidir arkadaşlar. Veya 289 kimin karesidir? 17'nin karesidir. Bunları da mutlaka bilmemiz gerekiyor. E karekök dışına bir sayı nasıl çıkar? kök içindeki sayıya şunu sorarız. E 25 sen önceki hayatında yani karekök'e girmeden önce kimin karesiydin? Cevap geliyor. Ben 5'in karesiydim. O zaman dışarıya ne olarak çıktı? 5 olarak çıktı. E 36 sen karekök içine girmeden önce kimin karesiydin normal hayatta? E, cevap geliyor. 6'nın karesiydim. Evet, o zaman 6 olarak bulduk. Buraya bakalım 400. 400 de arkadaşlar daha önceden 20'nin karesi olduğu için dışarıya ne olarak çıkıyor? 20 olarak çıkıyor. Tam kare sayılar zaten arkadaşlar kök içinde duramazlar. Mutlaka kök dışında çıkartmamız gerekiyor. Bunlar görünüşte kökün içindeymiş gibi gözükürler ama ne yaparlar? İstedikleri zaman dışarıya çok rahat bir şekilde çıkarlar. Şimdi geldik yaklaşık değer arkadaşlar. Yaklaşık değerde de ...bazı tam kare olmayan sayıların... ...tam kare olmayan sayıların arkadaşlar... ...ne yapıyoruz? E, tam kare olmayan sayıların yaklaşık olarak sayı doğrusunda... ...nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla... E, ...mesela kök 14 arkadaşlar... ...kök e, 3 ile 4 arasında... ...yani kök 9 ile... ...kök 16 arasında... ...buraya da kök 25 dersek... ...en güzeli böyle yaparız. E, burası da arkadaşlar 16 ile 25 arasında. Bak, kök 24 ile 5 arasında... E, ...bir yerlerdeymiş. Eğer... Arkadaşlar bir sayı kök dışına tam kare gibi çıkamıyorsa çıkartmanın iki bir yolu vardır. Ne yaparız? 18'i güzel bir şekilde asal çarpanlarına ayırırız. Asal çarpanları ayırdıktan sonra gruplandırırım. İki tane olanlar gruplanır. Üç tane dört tane falan arkadaşlar. Üçerli dörderli beşerli gruplama yapmıyoruz. Sadece ikişerli grupluyoruz. Bunları gruplandırırsam 3 dışarıya özgürce çıkarken çıkamayan bu arkadaş ne olur? İçeride kalır. 3 üzeri 3 kök 2 olarak ne yaptık? Sonucumuzu bulmuş olduk. Peki e, sevgili arkadaşlar mesela bir tane de şurada size örnek yapmak istiyorum. Diyelim ki kaç olsun? İşte 48 sayısı olsun. Kök 48. Acaba kök dışına nasıl çıkar? Baktık tam kare bir sayı değil. Ne yaptım? 48'i hemen asal çarpanlarına ayırdık. 48'i 2'ye böldüğümde 24. 2'ye böldüğüm e, arkadaşlar 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ne yaptık? Çarpanlar katlarda öğrendiğimiz asal çarpan yöntemini kullandık. Gruplandırdığım zaman hop bu çıktı. Gruplandırdık hop bu çıktı. Ama bu ne yazık ki çıkamadı. O zaman dışarı çıkanları kendi arasında çarpıyorum. 2 kere 2 4. İçi çıkamayan arkadaşlar 3. 4 kök 3 olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. Arkadaşlar kök dışındaki bir sayıyı kök içine alırken karesi olarak girer. Bakın 3 içeriye girerken 3'ün karesi olarak girmiş. 9 olmuş. 9 kere 5'te ne olur? 45 olur. Mesela Mesela diyelim ki 5 kök arkadaşlar 3 olsun diyelim ki burada. 5'i ne yaptım içeriye alırken Karesi olarak giriyor arkadaşlar. Hop oh, buradan da 5'in karesi 25, 3 ile çarparsak ne olur? 75 olmuş olur diyoruz ve bu şekilde de ne yapmış olduk arkadaşlar? Mükemmel bir şekilde yazılı özetlerimizi devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde yazılı özetlerimizi tamamladık ve artık sizlerle beraber birbirinden güzel 10 tane soruyu çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım bakalım. 3 kademeli bir soru. Demek ki bunların her biri arkadaşlar 3'er puan veya işte 4-4-3 şeklinde puanlamada yapabiliriz. Hemen sorumuza bir bakalım. Lütfen sen de eğer bu videoyu arkadaşlar daha sonra izliyorsan ve e, sevgili arkadaşlar e, videoyu durdurup çözümü bizle beraber yapabilirsin. E, şey, kendi yapabilirsin. Sonra cevabını ne yaparsın öğrenmiş olursun. Aşağıda verilen boşluklara uygun sayıları yazınız demiş. 30 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? Arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? 30'u yazdınız. Hop bakın iki tane ok çıkartıyorsun ve başlıyorsun. 1 çarpı 30 diyorsun. 2 çarpı 15 diyorsun. 3 çarpı 10 diyorsun ve sonrasında da 5 çarpı 6 diyorsun ve ondan sonra da başka çarpanı yoktur zaten. O zaman ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane doğal sayı çarpanı olduğunu ne yaptın? Yazdın. Buradan 4 puanı kaptın. 70 sayısının tane asal çarpanı vardır diyorsa o zaman 70'i ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlara ayırmak böyle. Normal çarpanlarını ayırmak bu şekilde arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi öncelikle ilk asal çarpanımız olan 2'ye başlıyoruz. 2'ye böldük arkadaşlar 35 oldu. Sonra 2'ye olmaz, 3'ü olmaz. Geliyorum 5'e. 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye bölerek bir yapıyorum. Kaç tane asal çarpanı var? 1, 2 ve 3 tane asal çarpanı vardır diyoruz ve 3'ü yazıyoruz. 20 ile 30 arasında sevgili arkadaşlar 6 ile aralarında asal kaç tane sayı vardır? Şimdi bakalım. E 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Hemen 21 6 ikisi 3'e bölünüyor. Gitti. 6 ile 22 2'ye bölünüyor. Gitti. 23 asal bir sayı zaten. 6 ile aralarında asaldır arkadaşlar. <laughs> Pardon. 24'e bakalım zaten ikiye bölünüyor. Çift olanları zaten kafadan eliyoruz arkadaşlar. Çünkü ikisi de ikiye bölünüyor. 25 aralarında asaldır arkadaşlar. Çünkü ortak bir ee, ...böleni yok. 27 her ikisi de 3'e bölündüğü için gitti. 29 asal bir sayı olduğu için... ...zaten arkadaşlar alabiliriz bunu. O zaman cevabımız kaç oluyor? 3 tane oluyor. Ve bu şekilde de güzel bir başlangıç... ...yapmış oluyoruz sizlerle beraber. Ve geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Yani yazılıların efsane sorusu... ...olmazsa olmazlarından arkadaşlar... ...neredeyse öyle söyleyebiliriz. Ve bu soruyu da ne yapacağız? Sizlerle beraber... ...mükemmel bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Şimdi sen de ne yapıyorsun? Durdurdun. Şu anda arkadaşlar soruyu çözüyorsun. Hadi bakalım benden önce çözmeye çalış sonra cevabı şöyle senle bir kontrol edelim. Örneğin sınavda böyle bir soru çıksa acaba sen yapar mıydın? Ve bunu sorgula kendine bakalım. Şimdi Mustafa amcanın alanı 80 metrekare olan dikdörtgen şenklik tarlasının kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asalmış. Bakın aman Allah'ım dikkat. Tarlanın etrafına bir sıra tel çekmek isteyen Mustafa amcaya en az kaç metre tel gerekir bunu söyleyin demiş. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle e, dikdörtgen şeklinde bir arsa olduğu için bakın dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Buraya A dersem, buraya da arkadaşlar B dersem, bu dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? A çarpı B eşittir 80 olur. Doğru mu? Yani A ve B yani bu ve bu 80'in çarpanları olması gerekiyor. Peki hadi bulalım bakalım çarpımları 80 olan sayılar. 1 çarpı 80 arkadaşlar olur. 2 çarpı 40 tabii ki olur. 3 olur mu? Olmaz. Çünkü 3, 80 3'ün katı değil. 4 olur mu? 4 çarpı 20 tabii ki olur arkadaşlar. Devam edelim. 5 çarpı 16 olur. Ondan sonra 6 olmaz, 7 olmaz. 8 çarpı 10 olur. Peki aralarında asal dediği için arkadaşlar 2 40'ı aralarında asal değildir eledim. Çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. 4 ile 20 aralarında asal değil. Zaten ikisi de 2'ye bölünüyor. 5 ve 16 olur. 8 ile 10 aralarında asal değildir. İkisi de 2'ye bölünüyor. 2 tane arkadaşlar şeyim çıktı. 1 zaten bütün sayılarla aralarında asaldır. Ve bu da yine aralarında asal sayılardır. Ama en az tel dediği için arkadaşlar. En az dediği için ben sayıları birbirine yakın olanları tercih etmek zorundayım. Çünkü çevrenin en az olması için sayıların birbirine yakın olanını tercih edersek. O zaman dikdörtgenimizin. Şey, dik dörtgenimizin... Arkadaşlar uzun kenarına 16 metre diyorum. Kısa kenarına ise 5 metre diyorum. Ve buradan da aslında bize neyi soruyor biliyor musunuz? Çevreyi soruyor arkadaşlar. Çevresine baktığımızda burası 16 metre. Burası 5 metre olur. Ve haydi bakalım sonuç gelsin. 16, 16, 32. 10 da buradan geldi. 42 metre arkadaşlar tel kullanması gerekiyor. Sevgili e, Mustafa amca'nın dikkat edin bakın kenarlarımız aralarında asal evet. E, birbirine yakın sayılarda olduğu için çevremizde en az çıkıyor. Bunu almış olsanız var ya oho gerçekten 160 metrelere falan filan gider yani o derece büyük bir maliyet çıkar Mustafa amcaya ama biz de Mustafa amcayı kıyamıyoruz ve maliyetimizi en aza düşürüyoruz arkadaşlar. Bu arada videomuzda sonradan gelen arkadaşlarımız olabilir. Hocam bu sesinizle Allah aşkına ya e, çok enteresan bir ses tonuna sahipsiniz falan diyen arkadaşlar olabilir. Ee, sevgili arkadaşlar tabi bizde e, mikropların ve mikroorganizmaların e, gazabını aradık ve biraz sesimiz çatallanıyor. Birazcık böyle hafiften üşüttük arkadaşlar. Ama aman dikkat sizlerde. Ne yapmayın arkadaşlar? Üşütmeyin kendinize. Çok iyi bakın. Yediğinize içtiğinize aman dikkat deyin. Bu arada Dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için birbirinden güzel 10 tane soru çözmeye devam ediyoruz. Yazılım notlarını arkadaşlar anlatmıştık zaten içerisinde inanılmaz bilgilerimiz, belgelerimiz var. Sizin için böyle hap bilgi tabiri caizse arkadaşlar hazırladık ve bunlarla beraber ne yapıyoruz sizlere bilgilerimizi küçücük bir arkadaşlar kitapçıkta anlatıyoruz. Birinci ve ikinci yazı notları bu kaynakta mutlaka bunu almayı unutmuyorsun. Şimdi arkadaşlar her su şeyde sınavda çıkabilecek mükemmel bombastik sorudan bahsediyorum şu anda kesin çıkar ve yüzde buradan hoca sorar diyelim arkadaşlar ve bu soruyla beraber güzel bir şekilde çözümünü yapalım isterseniz. Şimdi sorumuza bir bakalım. Bir okuldaki öğrenciler dokuzar ya da on Arkadaşlar dokuzarlı on Bakın bu sorular ne diyoruz biliyor musun? Şerli şarlı sorular. Yani beşerli altı şarlı, yedi şerli dokuzarlı, yirmi şerli yirmi beşerli. Yani şerli, şerli şarlı sorular görürsen orada ne yapıyorsun biliyor musun? Ortak kat diyorsun arkadaşlar ortak kat ya da ekok diyorsun tamam mı ekok diyorsun yani sayıların ekokunu buluyorsun bunu unutma hemen o sorumuzu bu bilgi ışığında okuyalım Bir okuldaki öğrenciler 9'ar 9'ar ya da 12'şer on 10'ar kişilik gruplara ayrıldığında her seferinde 4 öğrenci dışarıda kalmaktadır yani 4 öğrenci artıyormuş Okuldaki öğrencilerin sayısı 350'den fazla olduğuna göre burada bir şart var aman dikkat bir şart koşmuş 350'den fazla olduğuna göre en az kaç öğrenci vardır demiş. Arkadaşlar ne dedik? 9 ve 10'un ekokunu alman gerekiyor. Arkadaşlar 9 ve 10'un ekokunu alırken 9 ve 10'un ekokunu alırken arkadaşlar bakıyorsun hiç işlem yapmana gerek yok. 9 ile 10 aralarında asal değil mi Allah aşkına? Evet. Aralarında asal olduğuna göre çünkü ardışık sayılar aralarında her türlü asal. Ardışık sayılar aralarında asal olduğuna göre bunların ekoku direkt sayıların çarpımı değil midir Allah aşkına? Evet. Bakın şart olmasaydı şart olmasaydı 90 öğrenci buradan da 4 kişi açıkta kaldığı için buradan ne diyecektik? 94 öğrenci vardır diyecektik. Ama arkadaşlar bir şartımız var. 350'den fazla diyor. O zaman 90'ı almıyorsun. 180'i almıyorsun. 270'i almıyorsun. 360'ı alabilirsin. Çünkü 300'den fazla en az diyorsa daha gitmene gerek yok. 360 alıyorsun. 4 öğrenci de arta kaldığı için 360 artı 4'ten cevabımız 364 öğrenci olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru cevap 364 bulan öğrencileri şöyle bir alkışlayalım. Bravo. Harikasınız gerçekten. Dil ve umarım sınavda da bu soruyu doğru cevaplarsınız böyle bir soru çıkarsa. Geldik bir başka sorumuza. Üstü ifadelerde eşleştirme. Arkadaşlar eşleştirme, boşluk doldurma soruları yazıların olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlara da dikkat edelim. Şimdi aşağıdaki üstü ifadeleri eşit oldukları ifadeyle eşleştiriniz demiş. Hadi yapalım bakalım. Örneğin bakın burada bir şey var. Aman Allah'ım dikkat. Arkadaşlar bakın burada eksi var. Bu eksi neydi? Taklacı eksi. Yani eksi... E, ee, 1 bölü 2 olarak ne yaptık? Taklamızı attırdık ve üçüncü kuvvetini alıyoruz. Aman Allah'ım bak eksilik gitti. Çünkü takla attırdıktan sonra eksilik gider. E, tek kuvvet olduğu için eksilik kaybolmaz. Yani negatiflik eksisi kaybolmaz. Takla eksi kayboldu ama. Takla eksi gitti. Arkadaşlar e, o gitti ama negatiflik eksisi duruyor. E tabanımız negatif üstümüz tek olduğuna göre eksilik kaybolmadı. 1 bölü 2'yi 3 defa çarparsak cevabımız ne oldu? 1 bölü 8 oldu. O zaman nereye gittik? Arkadaşlar hop 1 bölü 8'e gittik. Yani 4'e gittik. Devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Şu kalemimiz yazar mı diye bakalım. Şöyle bir pembeş bir kalem alalım. Bakalım. Eksi 1'in 55. kuvveti arkadaşlar. Eksi 1'in 55. kuvveti nedir? E, tek kuvvet olduğu için ve 1'in bütün kuvvetleri bir olduğu için cevabımız eksi 1 olur. Eksi 1 nerede? Hop o da burada. Ne yaptık? Bunu da buraya gönderdik. Devam edelim bakalım. Şimdi geldik buraya. Buraya baktığımızda arkadaşlar alt tarafın ne olduğunun önemi yok. En üstte 0 e, üssümüz olduğu için burada hangi sayı olursa olsun 0. kuvvet her zaman 1 eşit olduğu için bunun sonucu ne olacaktır? 1 olacaktır diyoruz ve C şeklinde 5'e göndermekte bir sakınca görmüyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Buraya baktığımızda arkadaşlar buraya baktığımızda 1 bölü 4'ün 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti hemen ne yapıyorsun taklını attırıyorsun. Attır bakalım taklını. 4 üzeri 3 oldu mu? Evet 4 üzeri 3 oldu. 4 üzeri 3'ün 4'ün 3. E, kuvveti kaç olur? Tabii ki 64 olur. Nereye gitti arkadaşlar 64? İşte burada bakın. Hop ne yaptık? Buraya okumuzu gönderdik. Bu biraz böyle açık yazıyormuş arkadaşlar. Tam gözükmeyebilir belki. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Arkadaşlar eksi 2'nin 3. kuvveti tek kuvveti olduğu için bir kere eksilik kaybolmayacak. 2'nin 3. kuvveti 8 olur. Dolayısıyla o da nereye gider? Arkadaşlar buraya gider. Güzel bir e, arkadaşlar kombinasyon oldu böyle renk kombinasyonu. Çok tatlı bir şekilde e, biz de ne yaptık? eşleştirmelerimizi yaptık. Buradan arkadaşlar bence hocamız kesin üstü ifadelerde böyle basit güzel tatlı tatlı sorular soracaktır diyoruz ve kesin çıkar buradan soru gelir. Bunu sakın kaçırma diyelim arkadaşlar ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam edelim isterseniz. Aman Allah'ım süper bir soru. Hafif, hafiften de böyle yıldız koymuşuz demek ki biraz kazık olabilir mi acaba diye düşünüyorum ama bakalım neymiş. Yukarıda verilen kalaslar ucu uca eklendiğinde son durumda oluşan yeni parçanın uzunluğunun metre cinsinden çözümlenmiş hali bulunuz. Arkadaşlar bu iki kalas ucuca ekleniyormuş. Son durumda oluşan uzunluğun çözümlenmiş halini istiyor. Arkadaşlar size mükemmel bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyin çözümlenmiş halini bulmak istiyorsan bunu ondalık olarak ondalık olarak yazman gerekiyor. Ondalık olarak yazmazsan eğer arkadaşlar çözümleme yapamazsın. O zaman hadi yapalım bakalım. Öncelikle bunu ne yaparım ben? 2 üzeri eksi 3'ü takla attırıp 3. kuvvetini alırsak arkadaşlar 1 bölü 8 olmaz mı Allah aşkına? Evet. Buraya bakalım. Bu arkadaşı da takla attırıp 2. kuvvetini alırsak yani 1 bölü 5'in 2. kuvvetini alırsak 1 bölü 25 olmaz mı? Evet. 1 bölü 25 olur. Bunlar. Bunların ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. Tamam. Toplayalım bakalım. Paydaları ne yapmam lazım? Kaç eşitlerim diye düşünüyorum. Bayağı büyük bir sayılar çıkıyor. 8'i görünce bir 125 aklıma geliyor yalan yok yani çünkü binde hani biliyorsunuz ondalık olarak gösterirken binde e, eşitliyoruz ya. E burası da 40'la arkadaşlar genişletsem. o süper tamam. Devam edelim bakalım. 125 ile 1'i çarptım. 125 bölü 1000. Tamamdır. Devam. Burası da bakalım 40 bölü e, 1000 olmaz mı? Tamamdır. Çok güzel. Topladık. 165 bölü 1000 oldu. Ve bunu da arkadaşlar ne yaparım? Ben 0 tam binde 165 olarak ne yaptık? gösterebiliriz ondalık olarak. Bunu zaten 5. sınıftan beri biliyoruz. Bunu da çözümleyeceğim şimdi. Çözümlerken arkadaşlar tabii ki bakın tam kısımda sayı olmadığı için orayı yazmayacağım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorum. Artı. Bakın ikincisi 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Üçüncüsü 5 çarpı 10 üzeri de eksi 3 diyorum. Ve yolculuğuma mükemmel bir şekilde güzel bir soruyla arkadaşlar ne yapmış olduk e, tamamlamış olduk. Umarım böyle soru e, çıkar ya da çıkmaz mı desek ne desek çünkü çıkarsa e, çıkma çıkarsa yapamayan arkadaşlarımız da olabilir. Onlara da üzülebiliriz arkadaşlar. Ama güzel bir soruydu e, sorunun hakkında vermekte fayda var. Geldik bir başka sorumuza arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi burada taban benzetme arkadaşlar. Bakın taban taban benzetme yapmamız lazım değil mi? Dersin başında notlarda ne demiştik? Demiştik ki 9 görürsen, 81 görürsen, 27 görürsen, 243 görürsen bunları 3 tabanında benzet. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi biz de güzel bir şekilde bunları benzeteceğiz. Bakın bunu önce isterseniz arkadaşlar bir takla attırayım. Takla attırıp şu eksiden kurtulayım. Aynı zamanda 1 bölü 9'u da 9 olarak yazarsam bir taşta iki kuş vurmuş olacağım. Hem bunu 9 yapacağım arkadaşlar bakın 9 yaptım. Hem de üstümdeki 2'den pardon eksiden kurtulmuş olacağım çünkü takla attırdığım için. Sonra 81 üzeri eksi 1'i de ne yapayım şöyle güzelce yazayım. Sonrasında arkadaşlar bakın bu 3'ün ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti aman Allah'ım ya Rabbim. Aman dikkat. Bu 3'ün dördüncü kuvvetinin eksi birinci kuvveti aman Allah'ım. Buna da dikkat ediyoruz. Sonra kuvvetin kuvvetini görünce ne yapıyoruz? Hop 3, 3 üzeri 2 iki kere 2'den 4 çarpı. Buraya bakalım 3 üzeri 4 kere eksi 1'den hop 4 yaptı. E çarpma işleminde arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyoruz? topluyoruz. Peki 4 ile eksi -4'ü toplarsam sonuç ne olur? Aynı sayının bir artılısı, bir eksilisi toplanırsa sonuç tabii ki 0 olacaktır. Dolayısıyla 3 üzeri 0 da 1'e eşittir. Yani şu işlemin sonucu, e, koskoca işlemin sonucu minicik bir 1 çıkmış oldu. Geliyorum nereye? Geliyorum arkadaşlar e, diğer soruma. Bakın buradaki soruya baktığımızda buradaki arkadaşlar sorularımızda şöyle birazcık böyle hafiften karıştırmış ama ben biraz bir düzenleme yapsam hemen anlayacaksın bak şimdi. 24 üzeri 4 e, bölü 6 üzeri 4. Hemen ne yaptık? Yerleri değiştirdik. Buraya bakalım. 5 üzeri 3 e, burası da 10 üzeri 3. e Şimdi arkadaşlar bakın ben bunları ayrı ayrı şöyle düşünsem bak burayı ayrı ayrı düşünsem şu arkadaşların üstleri Allah aşkına aynı değil mi? Aynı. O zaman ben şöyle yapabilirim bak. 24 bölü 6'nın 4. kuvveti çarpı 5 bölü 10'un 3. kuvveti. Bak Evet. üstlerimiz aynı olduğu için ortak tabanda yazdık. Peki arkadaşlar burayı böldüğüm zaman kaç çıkar? 4 üzeri 4 olmaz mı Allah aşkına? Evet. Buraya bakalım 5 ile 10'u sadeleştirirsem burası da 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olmaz mı? Evet. O zaman buraya bakalım. Burası 2'nin ikinci kuvvetini bak şurada da 2'nin ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti olduğu için 2 üzeri 8 olmaz mı? Evet bak geliyorum buraya 2 üzeri 8 yazıyorum. 4 üzeri 4 2 üzeri 8'dir buradan buldum. Bunu da 2 tabanında yazmak için takla attırırım arkadaşlar. Takla attıralım bakalım. 2 üzeri eksi 3 oldu mu? Aslında değil mi? 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2'nin üçüncü kuvvetidir. Çok güzel. Bunu da hallettik. O zaman arkadaşlar çarpma işleminde üstler toplanacağından dolayı 8 ile -3'ü toplarsam ama bunlar biri artı biri eksi olduğu için kavga etmezler mi? Evet. Büyükten küçüğü çıkartırım. O zaman 8'den 3 çıkarsa cevabımız 2 üzeri 5 olur. Eğer şıklarda bunu göremezsen 2'nin 5. kuvveti de 32'dir diyoruz ve gerçekten üstteki kolaydı ama Alttaki birazcık arkadaşlar kazı kulazı bir, bir soru olmuş olur diyebiliriz. Belki bunu böyle gerçekten çok çalışanlar, gerçekten her dersi takip eden tonguç izleyicileri yaparlar ama diğerlerini arkadaşlar belki e, herkes yapabilir. Evet geldik nereye tabii ki çok büyük sayılar ve çok küçük sayılara. Bakalım sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki eşitlerde, bu arada arkadaşlar videoyu durdurup ne yapıyorsun? Videoyu durduruyorsun ve çözmeye çalışıyorsun. Mesela buradaki A'yı arkadaşlar şöyle birazcık tam A gibi olmamış ama A'yı ve B'yi bakalım benden önce bulacak mısın? Sınavda çıksa bakın hashtag yapalım. Sınavda sınavda çıksa diye şöyle kendimizce ne yapardım? Bunu kendine sor bakalım. Sınavda çıksa ne yapardın? Doğru mu yapardın yanlış mı yapardın? Bu arada arkadaşlar çok büyük ve çok küçük sayılardan bir soru kesin çıkar diyelim mi? diyelim hadi bakalım arkadaşlar ve e, bu sorulardan da sınavda bir tane bekliyoruz. Şimdi aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenler yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Arkadaşlar mantık şu. Sayıları bilinenden tam kısmıyla, onuyla, üssüyle bilinenden yolculuğumuz her zaman bilinmeyen olur. Bunu unutmayın. Bilinenden bilinmeyene. Peki arkadaşlar şimdi bakıyorum. Bak buradaki sayım 1548 iken olmuş mu sana 15,48? Yani İki tane küçülmüş. iki kat küçülmüş sayım. İki kat küçüldüyse arkadaşlar üssüm de bakın üssüm de iki kat büyüyecektir. Yani burası ne olur biliyor musunuz? 12 olur. Devam edelim. Buraya bakalım. Bak 0-24 olan sayım bir anda 24'e çıkmış. 2 kat büyümüş arkadaşlar. İki kat büyüdüyse bu arkadaşımız iki kat küçülmesi gerekir. Küçülmesi gerekir deyip de kalkıp eksi -5, 5 yazan arkadaşlar tırtladı. Niye? Çünkü eksi 7 küçülürse eksi 5 olmaz. Büyürse eksi 5 olur. Küçülürse ne olur burası? Eksi 9 olur arkadaşlar. Şöyle bir kahvemle almak istiyorum. Sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımızı eksi 9 bulanları da bravo. Çok güzel. Demek ki tam sayıları geçen sene çok iyi anlamış. 7. sınıfta. Ve geldik bir başka sorumuza. Ondan sonra arkadaşlar bir sorumuz daha var. Sonra bir sorumuz tabi arada olma. Ondan sonra da seni ne yapacağız? ödüllü soruyla baş başa bırakacağız. Bilimsel gösterim arkadaşlar. Yüzde geliyor bakın. Bilimsel gösterim yüzde geliyor. Arkadaşlar genelde de hep böyle bakteri sorusu oluyor. Ne hikmetse e, genelde küçük say sayılar böyle bilimsel gösterimde. Genelde bilimle alakalı olduğu için herhalde genelde bakteri işte bilmem dünya ile güneş arasındaki mesafe falan filan. Bunlar ne oluyor? Genelde çok bilimsel gösterim sorularında karşımıza geliyor. Şimdi sorumuzu dikkat, dikkatlice okuyoruz. Durdurdun, çözüyorsun. Hadi bakalım cevapları karşılaştıralım. Challenge'ımızı yapalım. Bir bakteri kültüründe 260 bin bakteri bulunmaktadır. Bir günün sonunda 10 katına çıkan bu kültürde 5. günün sonunda bakteri sayısının bilimsel gösterimini yazınız. Arkadaşlar başlangıçta ne kadar vardı? 260 bin tane var mıydı? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, 5. gün. Ve arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Birinci gün çarpı 10, ikinci gün çarpı 10, Üçüncü gün çarpı 10. Her gün artıyor. Aman Allah'ım. Çılgınlar gibi büyüyor bakteriler. Ürüyorlar. O zaman ne yapıyorum? 260.000'in yanına arkadaşlar 260 binin yanına, tamı tamına 5 tane daha sıfır ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ama arkadaşlar bu işlem amelius e, e, arkadaşlar e, yunan tanrıçası amelius işlemidir çünkü böyle yaparsan e, çok fazla sıfırla e, şey yapabilirsin e, boğuşabilirsin ama şunu mesela şöyle yapmış olsan hocam bu 10 üzeri 5 zaten misler gibi yapsan hiç sıkıntı yaşamazsın o zaman ama ben ne yapıyorum hani yapamayanlar için böyle birazcık daha uzatıyorum şimdi bunu bilimsel olarak göstereceğiz bu kadar bakteri varmış bunu bilimsel olarak gösterirsek arkadaşlar burada e, her sayının sağında virgül vardır Tutuyorum virgülü kulağından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilerletiyorum. O zaman 2,6 çarpı 10 üzeri 10 diyoruz ve bilimsel olarak da göstermiş oluyoruz. Bilimsel gösterimde arkadaşlar biliyorsunuz sayımız mutlak değer de olabilir. 1'e eşit olabilir fakat 10'dan küçük olmak zorunda katsayımız zaten 2,6 tam da istediğimiz noktada diyoruz ve bu sorumuzda sizlerle beraber mükemmel bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Ve arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Çok tatlı bir soru bir o kadar deli çılgın deli manyak bir soru. Yazılda kesin çıkıyor arkadaşlar. Yani hocalarımız bu soruyu özellikle böyle güzel yaklaştı. Dedi ki yani kimseye bu tüyoyu vermiyoruz ama dedi. Arkadaşlar görüşmüş olduğumuz 299.999 tane matematik öğretmeni bundan soru geleceğini söyledi. Arkadaşlar dolayısıyla bu soruya dikkat edin. Tam kare sayıları çok iyi bilmemiz lazım. Bu noktada tam kare sayıları çok iyi bilmemiz lazım. Şekilde alanları verilen karelerin birer kenarları çakışıktır. Eyvallah, görüyoruz. A B C D noktaları doğrusal olduğuna göre A noktasından kırmızıyla belirtilen yoldan D noktasına giden bir kişi kaç santimetre yol gitmiş olur? Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Alanı 36 santimetre kare olan bir karenin bir kenarı kaç olur? Tabii ki bunu bulmak istiyorsan e, zaten kafadan bulabiliyorsunuz ama ben göstereyim. Kare kökünü alman lazım. Kare kökünü aldın kaç çıktı? 6. O zaman buradan 6 santim gittin. Buradan da 6 santim gittin. Tamamdır. Gelelim 256. Arkadaşlar alanı 256 olan bir karenin bir kenarı. Evet bunu da muhtemelen ya hocam Allah aşkına bunlar çok kolay zaten. E dediğiniz duyar gibi 16. E, alanı 81 olanın ise arkadaşlar 9 santimetre. Burası da ne olacaktır? 9 santimetre olacaktır. Şimdi şu bölümlere bakalım. 16'dan 6'yı çıkartırsak şu bölüm 10 santimetre olmaz mı? Evet. Burası 16'ydı. Tamamı 16'ydı. 16'dan 9'u çıkartırsam burası arkadaşlar 7 santimetre olmaz mı? Evet. Hadi o zaman toplayalım. 1. Bakın 6 artı buradan 6 Hop devam. 10, 16 e, geldik. Buradan bir 26 geldi. E, buradan 7 geldi. Tamam. Buradan bir 9 geldi. Bir 9 da buradan geldi. Yani 18 geldi arkadaşlar. Toplarsak burası 25. 51, 57, 63 santimetreye karşılık geliyor. Demek ki A'dan e, yol alan bir e, karımca veya bir pıtırcık, minik bir e, kuş, bir kelebek... Buradan dümdüz giderse ki niye gittiğini ben de bilmiyorum. Buradan giderse arkadaşlar toplamda 63 santimetre yol gitmiş oluyormuş bu küçük pıtırcığımız. Diyelim ve yolculuğumuza bir sonraki sorumuzda yani 10. sorumuz, son sorumuzda devam edelim. Yaklaşık değer sorularında size inanılmaz bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu soruların yani alttaki soruların yaklaşık değerlerinin hangi iki sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsan şöyle yapıyorsun bak. Sayıların kareköklerini alıyorsun. Burası arkadaşlar 49. Burası 64. Burası 81. Burası 100. Burası 121. Burası 144. Burası 169. Burası 196. Ve burası 225. Diğerlerini de alıyorsun. 6 kere 6 36. 5 ile çarparsan hop kök 180. 5 kere 5 25. 6 ile çarparsak burası ne olur? Kök 150. 4 kere 4 16. 6 ile çarparsak hop 96. E, kök 60. Zaten mis gibi tertemiz verilmiş. 3'ün karesi 9. 10 ile çarparsam 90'ı yakaladık mı? Evet. 10 kere 10 100. 2 ile çarparsam 200 oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım kök 180 nerede? Çat diye buluyoruz. İşte burada arkadaşlar. Bakın. Buraya ne yapıyoruz? Burada bulduk. Yani e arkadaşlar ama e pardon şurada yanlış olmasın 144 ile şey pardon 169 da arkadaşlar 196 arasında işte burada olur. Ama şuna bakalım ne sayısı 196'ya yakın 196'ya yakın olan bir şey olması lazım arkadaşlar. E, 196'yı ama Biraz geçmiş bakın 196'yı biraz geçmiş. E biraz geçtiyse o zaman arkadaşlar burası Allah aşkına ne olmaz mı? Bak 196'yı biraz geçen kim var? Kök 200 var tamam bitti süper. Devam edelim M'ye. 144'ü birazcık geçmiş bak. 144'ü birazcık geçmiş. Şimdi 144'ü birazcık geçen e 150 var burada. O zaman arkadaşlar burada ne olur? M olmaz mı? Tamam çok güzel. L'ye bakalım. Bak 81'i birazcık geçmiş. E 81'i birazcık geçtiyse arkadaşlar o zaman L sayısı da şu olmaz mı? Evet bakın böyle. Sonra K'ya bakalım. 64'e yaklaşmış ama 64 olamamış. 64'e yaklaşmış ama 60. Sen büyüyünce 64 mü olacaksın? Sen büyüyünce Allah aşkına K 64 mü olacaksın? Diye böyle severken cevabında aslında kök atmış olduğunu ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Mükemmel bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bu sorumuza da ne diyoruz? Kesin çıkar diyoruz arkadaşlar. Ve sizlerle beraber mükemmel canlı dinamik heyecanlı bir şekilde 10 tane sorumuzu çözdük ve bunun yanında arkadaşlar çok da güzel notlarla beraber e, e, bilgilerimizi tazeledik güncelledik. Lütfen bu noktada arkadaşlar matematikten bu e, güzel Pıtırcık, minik, e, yavrucuk e, e, bu, bu, yazıl notlarını almayı ihmal etme. Çünkü burada inanılmaz bilgiler var. E, gece gündüz e, yatakta e, arkadaşlar ka kantinde e, arkadaşlar otururken teneffüs her yerde çalışabilirsin buna. O çok güzel bir şey. Cebinde falan taşı. Al bunu cebine koy ya. Al bunu cebine koy. Güzelce arkadaşlar taşı. Bunun yanında bunun abisi Dinamo Soru Bankası'ndan da mutlaka 16'ya kadar olan bölümdeki testleri de eğer yapmadıysan mutlaka tamamlıyorsun. Hem yeni nesil hem de arkadaşlar böyle içerisinde normal soruların olduğu efsane bir kaynak. Bunu da mutlaka ne yapıyorsun buluyorsun. Hocam ben soruları çözemiyorum diyorsan tat uygulamasından bakın burada kare kodumuzu okutuyorsun. Hatta artı iki tane de dijital soru var burada. Onu da çözmeyi imal etme ki sınavdan yüz almayı mükemmel bir şekilde garantili arkadaşlar diyoruz ve şimdiden hepinize süper bol bol başarılar diliyoruz. Herkesin yüz aldığını düşünüyorum, istiyorum, artılıyorum. Yüz alanlarda da yorumlara yazsınlar. E tabi ödüllü sorumuzu da unutmayın arkadaşlar diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.